son oynamış olduğumuz kupa karşılaşmasından sonra oyuncularımıza izin verdik. Ayın 3'ünde de tekrar Antalya'da toparladık takımımızı. Şu an itibariyle de gayet olumlu bir şekilde geçiyor. İlk devre yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılar vardı. İçeride oynamış olduğumuz Tuzla ve kupa maçından sonra da bunu ifade etmiştim. Yani ilk devre işte bazı oyuncularımızın hazırlık döneminde tam olarak anlamıyla geçirmemeleri, üst üste maç oynamaları ve onlarda belirli bir fiziki yorgunluk ve mental yorgunluğu oluşmuştu. Oyuncularımızı kupa maçına da dahil etmedik ve şu anda böyle bir şey yaptığımız için de gayet ne kadar doğru yaptığımızı çok net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü Tomane'nin gelişi, yani burada tekrar böyle toparlanmış bir şekilde gelmesi, Fofana'nın tekrar o şekilde gelmesi yani bizim adımıza gayet olumlu oldu. Şu anda pazar günü oynayacağımız karşılaşmada eksik olan oyuncumuz olmayacak Ali dışında. Kırmızı karttan dolayı Ali aramızda olmayacak ama onun haricinde tamamen elimizdeki mevcut olan oyuncularımızın göstermiş oldukları performansa göre kadroyu ve 11'i belirleyeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu aramıza. Onları tabii süreçten dolayı ve transfer döneminin 8 Şubat'ta bitiyor, 12 Ocak'ta başlıyor. Yani onları tam anlamıyla görme şansımız olmadı. Çünkü kendi takımlarından izin almaları gerekiyordu. Bizim bulunmuş olduğumuz yabancı kontenjanından dolayı bazı şeyleri çözmemiz gerekiyordu. Aramızda şu anda olan arkadaşlarımız var. Bunlardan Sheldon'u hafta sonu kadroya alacağız. Diğer arkadaşlarımızı bu hafta kadroya alma şansımız yok. İnşallah onları da önümüzdeki dönemlerden itibaren, haftalardan itibaren değerlendirebileceğiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz ikinci devreye. En azından bıraktığımız, yani ilk dönemki Antalya Cup'ından sonra yakalamış olduğumuz çıkışı, aynı çıkışı eğer yakalayabilirsek sezona ikinci devreye iyi bir şekilde başlamış olacağız. Bu süreç içerisinde yönetimimizin yaptığı çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü kolay bir süreç değil. Elimizdeki olan oyuncular var. O oyuncularla yollarımızı anlaşarak ayrılayamazsak yeni gelecek oyuncular için veya da düşündüğümüz mevkiler için şekillenmesi biraz sıkıntılı gözüküyor açıkçası. Ama sabırlı olmamız gerekiyor. Kadromuz ne olursa olsun biz o kadroya inanıyoruz. Çünkü ilk devre elimizdeki olan bir iskelet kadromuz var. O kadroyu güvenerekten, o kadroya inanaraktan, yeni gelen arkadaşlarımızla araya kataraktan güzel bir ikinci sezon devresi geçirip ve güzel bir şekilde sezonu tamamlayıp inşallah mutlu bir şekilde sona ulaşırız. Ama burada sezon sonu şöyle olacak, böyle olacak gibi söylemlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Maç bakıp olaylara, önce Balıkesir'i geçtikten sonra bir sonraki Keçiören karşılaşmasını maç odaklanıp o maçları iyi bir şekilde tamamlayıp sezon sonunda beklentileri zaten biliyoruz. Şehrimizin, kamuoyunun, yönetimimizin, biz de bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.